Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat Limited Şirketi 60 yıllık inşaat, gayrimenkul, emlak ve müteahhitlik bilgi birikiminin ve tecrübesinin neticesinde 1 Haziran 2022 tarihinde Emrah Öztürkmen tarafından Malatya ilinde kurulmuştur. Malatya gayrimenkul sektöründe babadan oğula geçen tecrübeler neticesinde kısa sürede geniş kitlelere hitap etmeyi başarmış, Malatya halkına adının kalitesini ispatlamış ve kabullendirmiştir. Firmamız kuruluş öncesi ve sonrasında vizyonuna ve misyonuna yeni bakış açıları eklemiş, her daim gelişime ve çağa ayak uydurmuş, dijital dünyanın ve sosyal medyanın gücüne inanmış bir firmadır. Bu yüzden devamlı yeni fikirlere açık olmuş ve bu doğrultuda hareket etmiştir. Gayrimenkul sektörünün tüm sorunlarına ve sıkıntılarına hakim olan firmamız, bu sorun ve sıkıntıları gidermek için üstün çabalar sarf etmiş ve etmeye devam etmektedir. Çalışmaları ve uygulamalarıyla sektörün kanayan yaralarına adeta ilaç olan Emrah Öztürkmen Gayrimenkul, sözleşmelerini avukat eşliğinde yaparak alıcı ve satıcının, kiracı ve kiraya verenin haklarını eşit olarak koruyan sözleşmeler hazırlanmasına özen göstermektedir. Emrah Öztürkmen Gayrimenkul, müşterilerinin ileride yaşayabileceği tüm sıkıntılara karşı avukat eşliğinde yaptığı her iki tarafı koruyan sözleşmeler ile %100 müşteri memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir. Ya herkes dürüst bir şekilde bu işi yapacak ya da sadece dürüst olanlar bu işi yapacak düşüncesini kendisine düstur edinen firmamız, gayrimenkul sektörünün zirvesine gelmenin yanı sıra sektörün en büyük sorunu haline gelen dürüst emlakçılık anlayışını sektöre hakim kılmayı hedeflemektedir. Profesyonel ekibiyle Malatya'nın ilk ve tek kurumsal gayrimenkul firması olma özelliğine sahip olan Emrah Öztürkmen Gayrimenkul, tüm işlerini profesyonellik ve kurumsallığın gerektirdiği şekilde yapmaya özen göstermektedir. Mülkünüzü en az sizin kadar sahipleniyoruz sloganıyla gayrimenkul sektörüne giriş yapan Emrah Öztürkmen Gayrimenkul, kısa sürede Malatya gayrimenkul sektörünün zirvesine ulaşmış ve zirvedeki bayrağın yeni ve ebediyen tek sahibi olmuştur.